Anlayacağın tadım tuzum yerinde. Ben bakamam orayım burayım işine. Ama sana yardımcı oluruz. Sen benim esas soruma cevap vermedin. Kocanı ben öldürttüm. Cevabı biliyorsun. Ne gösteriyorsun? Sen beni avanak tetikçi mi sandın? Biliyorum. Onun için buradayım. Kan çekiyor yani. Nereden öğrendin burada olduğumu? Dışarıdaki Lale mi ihbar etti? Bak yengeciğim. Benle çalışmak istiyorsan öyle lagaluga etmeyeceksin. Manasız yorgunluk çıkarma başımıza. Ben senin yengen değilim. Sen abimin eski sevgilisi Trafik Suzan değil misin? Evet ama Trafik Suzan'la karıştırma beni. O benden 20 yaş büyük. Üstelik ben işlerimi beynimle yürütürüm, o belden aşağı çalıştı. Sadi seni abimin elinden aldı. İlk orada başladı değil mi husumet? Sadi beni elinden almadı. Ben Sadi'ye kendim gittim intikam almak için. Helal olsun yenge. Her şarkıya ayrı kostüm dizaynı ha. Bakıyorum hiç boş yok. Taktuk. Gel sana takdim edeyim. Matahari. Öp bakalım yengemizin elini. Öyle değil kabat. Nazikçe elini öpeceksin. Ben buraya iş konuşmaya geldim. Eğer çerez muamelesi çekeceksen yanaşın şuraya bırakın beni. Sert yapma şimdi tadımız kaçmasın. Bak seni önce döverim. Sonra sabaha kadar okşarım. Tamam mı gülüm? Kaptan. Hanımefendi ilk iskeleye sallayalım. Seninle yalnız kalabilir miyiz? Kaybolun. Sen bu uranyumu sevk edecek misin? Sen adamı yatağa zincirli mi seversin bakayım ha? Sevk ederim. Ama ufak tefek işlerim var. Yeğenimi kaçıracağım buradan. Sonra bir iki polisi paketleyeceğim. Sen de bana çalışırsın. Ben de sana horozlar ötene kadar yazarım. Çaktın mı? Seni deftere çoktan yazmıştım. Gel Sadi'den kalan bütün bağlantıları, her şeyi birlikte halledelim. Ama Türkiye'de yaşamayalım, dışarıda yaşayalım. Benim senin gibi güçlü bir adama ihtiyacım var. Peki o zaman. Dışarıdaki Lale'yi ne yapacağız, ispiyoncuyu? Sen bilirsin. Taktuk! Manyaksın sen.